Evet. Bugün 6 Mart 2021, kivi bahçelerinin içinde Yalova Altınova bölgesinde Abajin ağamızın, Gökhan Ateşili ağamızın kovanlarının da olduğu bir aralıktayız. Burası her tarafı sera. Zirai ilaçlamanın aşırı bol olduğu bir yer. Ama buna rağmen arıları zirai ilaçlamadan kaybetmediğimiz bir yer. Varroa mücadelesi düzgün yaparak rahatlıkla kışa çıkarttığımız bir bölge. Zirai ilaçlama bölgesi olmasına rağmen zirai ilaçlamadan fazla etkilenmeyen bir bölge. Varroa mücadelesi yaparak ve su yönetimini iyi yaparak. Bugün yağmur olmasına rağmen yine zaman zaman arı uçuşu oluyor. Arı uçuşu var. Anadolu ırkı arılar bunlar. Bölgemize uygun, ekotopya uygun Anadolu ırkı. Şimdi bugün Aralık'ta salkım kayması var mı? Ona bakacağım. Stok durumuna bakacağız. Keki var mı? Zaten şuruplamaları devam ediyor. Üstüne ekstradan şurubun haricinde bir de kek koyuyoruz. Kovanlarda kek durumu nasıl? Ona göre kek yapacağız. Şimdi bakalım beraber. Keke ulaşabiliyor. Bir sıkıntısı yok. Hemen kapatıyorum. Önemli olan keke ulaşması. Evet, bunda da sorun yok. Hepsi gayet keke ulaşabiliyor. Sen niye ters düştün ki? Evet, bunda da sorun yok. Keke ulaşabiliyor. Evet, keke ulaşır diyor. Sorun yok. Cümle sarayım. Çıkmayın kızlar, çıkmayın oradan, çıkmayın. Nereye çıkıyorsunuz? Hop. Bana saldırmak için fırsat buluyorsunuz. Karıncalar da yuva yapmış üstüne yavaş yavaş. Muhtemelen bunda varroa miktarı biraz fazla. Karıncalar kovanamız salat olmaya başlamışlar yavaş yavaş. Evet, keke ulaşabiliyor, sorun yok. Buna hemen bir işaret koyayım.
Hangisiydi o? Bu muydu bu? Buna işaret koyayım buna. Varroa mücadelesini iki kat dikkat etsin. Üstüne bir tabla koydum. Aborjin ağamız geldiği zaman baksın. Evet. Burada bir sorun var. Sorun ne? Keke ulaşabiliyor fakat arıların bir kısmı soğukla birlikte dışarıda hareketsiz kalmışlar. Bunların burada olmaması gerekiyor. Soğukta. Evet, gidin bakalım size. Yerinize. Bölme tahtasının altından geçen arılar tekrar geriye dönememişler. Gece don olduğu için. Gece don devam ediyor hala burada çünkü. Gece donları hala bitmedi. Don olduğu için de mecbur sarıyoruz üstünü. Hem kek ekstradan poşetle şurup da veriliyor. Kenarından şurup da veriliyor. Ama şu sıra son havalar soğuduktan sonra şurupları bitince sadece kek verildi. Var mı sorun? Evet, bunun keki bitmek üzere. Buna kek takviyesi yapılması lazım. İyi, genel olarak keklerini bitirmemişler, stok sorunları. Yok, sadece buna da işaret koyacağım. Evet, burada işaret koydum. Geldiği zaman diğer arılara bakılırken, arılıktaki diğer arılara bakılırken buna da ekstra kek verilecek sadece. Arı sayısı çok olan arılıklarda böyle. Evet, bunda da sorun şu anda yok. Kek durumu, keki tam bitirmemiş. Güzelce saralım. Havalar ısınınca güzel bir varroa mücadelesi istiyor. Bunlar evet, işte buna sorun derler. Bir kovan ya sönmüş ya sönmek üzere. Henüz sönmemiş. Sönmemiş. Ama çok sayıda arı zayiatı var. Burada çoğu can çekişiyor. Şimdi bakalım sorunu neyden kaynaklanıyor? Şimdi kekini ben alayım. Şöyle kenara azalayım. Şimdi stok bitmiş vaziyette. Hemen kenara koyayım. Şimdi
Şimdi körüksüz ve eldivensiz pirince kamerayla çalışmak için biraz zorlanıyorum. Çıkmak üzere olan kapalılar. Bir kısmı çıkmış son posta. Saldırmaları gayet normal. Şimdi evet görüyoruz ara aç. Aynı zamanda evet ara aç vaziyette açlıkta. Bu arıya acilen şurup takviyesi yapılması lazım. Yoksa geriye kalan arılar da ölecek. Bu kek onlara yetmez. Şu an açlıktan aşırı derece saldırdılar. Evet, bu kek onlara yetmez. Bugün bunlara şurup verilmesi lazım. Gram bal kalmamış. Ölenler de açlıktan ölmüş. Arı bu kekle dayanamaz. Bu kek yetmez. Bu kek onların dişinin kovuğuna bile yetmez. Evet, şimdilik bu kadar. Hemen şurup takviyesi için gidiyorum. Evet. Bu kovanlara acil besleme olarak sıvı gıdasını, şurubunu vermem gerekiyor. Bir çaydanlık buldum. Çaydanlıkta şeker erittim suyla beraber. Şimdi bunları kovana vereceğim. Bu 1-2 gün idare etsin yeter. Pazartesi günü zaten hepsine şurup verilecek. Evet. Verme tahtasını kenara alayım. Şurupu içine koyayım. Şurubunu vereyim. Yarım çerçeve yeter. Pazartesi gününe kadar. Biraz idare etsinler. Zaten poşette besleme de verilmiş. Daha önce ama üstten poşetli beslemesi bitince ekstradan sadece kek konulmuş sıvı besleme verilmemiş. Kışın arıya kek de verseniz sıvı besleme vermek zorundasınız. Sıvı besleme olmadan arıların kışı düzgün geçirmesi sıkıntılı olabiliyor. Evet. Biraz daha karıştırayım. Şimdi gelelim açlık ölümü olan kovanımıza. Şimdi arıya kek veren arkadaşlar. Arıya kışın kek verdi öldüm diyen arkadaşlar. İşte görün açlık ölümünü. Arılarınız niye ölüyor? Sadece varvadan ölmüyor. Evet varva temel bir sebep. Her şeyin, bütün kötülüklerin anası da babası da varva. Ama kışın bu kovana ilk baktığın zaman zannedersin ki nemden ölmüş. Niye? Kovanı kapalı olduğu için nemden öldü zannedersin. Ama nemden ölmemiş. Açlıktan ölmüş. Zaten arılar gidip şu keki hepsini birden yiyememişler. Bu keki yiyebilenler zaten yaşıyorlar. Bu keke ulaşamayanlar, bu keki yiyemeyenler işte burada arkadaşlar. Onlar da ne yapmışlar? Gitmişler. Kovanın içinde ölmemek için daha uzak yerde ölmüşler. Hatta oradaki gıdadan da 3-5 gıdadan da faydalanmışlar ama yetmemiş. Bu arıya sıvı beslemeyi vermek zorundasınız. Kışın da sıvı besleme vermek zorundasınız. Ben arıya kek verdim.
kek verdim ama arı öldü. Ben Varroa'da ilaçlamasını da yapmıştım. 4 dörtlüklü arı 5 yıldızlı falan. Onlar arkadaşlar en bariz örneği burada bu arıya sıvı şurup vermek zorundasınız. Zaten arı güçlendikçe, kadro kazandıkça, doğal olarak arı kadro kazandıkça sıvı gıdaya daha çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü yavruyu besleyebilmek için sıvı gıdaya ihtiyacı var. Kekten alacağı gıdayı sulandırıp yavruya vermesi lazım. Su demek dışarıya uçuş yapması demek. Eğer ya kovana su koyacaksınız ya aralıkta su olacak ya yağmur yağacak. Mesela bakın bunun da kek sadece işte bu bölümden alabilmiş. Altında aslında bunun kek komple açılması gerekiyor. Keki komple açıyorum şu anda. Keki açtıktan sonra üzerine yatırıyorum. Kenarında da zaten şurubunu da koydum. Evet. Tamamlayayım şurubunu da. Evet arkadaşlar. Kışın arıya kek verdiğiniz zaman mutlaka sıvı beslemesini de yapmanız lazım. Ben arıya kışın kek verdim ama arı öldü. Varroa mücadelesini de tamamen yapmıştım. 4 dörtlüktü, 5 yıldızlı demenizin bir manası yok. İşte en bariz örneği burada. Bu herkese ders olsun. Peteklerine baktık. Gram bal kalmamış. Bütün kemerleri yemiş. Zaten kekinin de sadece şu bölümü açıktı. Ulaşabilenler oradan ulaşmışlar. Zaten ulaşabilenler şu an yaşıyorlar. Keke ulaşamayanlar işte burada ölü vaziyette. Zaten dışarıda ölmüşler. Yani gece donları olunca tekrar vücutlarında gıda maddesi kalmadığı için, kendilerini ısıtamadıkları için tekrar buraya da gelememişler. Oldukları yerde kalmışlar. Şimdi görüyorsunuz ne kadar zayıf düşmüş arılar. Bir iki tanesi hareket edebiliyor ama yok. Yürüme bile yürüyemiyor. Tamamen gıdasızlık. Mutlaka kışın arıya kek verseniz de sıvı beslemesini vermeniz lazım. Ya üstten buzdolabı poşetiyle vereceksiniz ya kenarından vereceksiniz. Vermeniz lazım ki arılarınız ölmesin. Yani kışın arı ölümü sadece Varroa'dan, sadece işte kek verdiğim suya ulaşamadı ondan değil. Aynı zamanda sıvı beslemesini vermediğiniz için de olabilir. Şimdi bu arı 2 gün idare etsin kendini. Pazartesi günü zaten bütün kovanlara sıvı besleme yapılınca kendine gelir. Arıların ne kadar aç olduğunu görün arkadaşlar. Daha şurada 2 dakika olmadan 4 tane birden şuruba saldırdı. Şuruba saldılar, öldürdü. Saldırdılar, öldürdüler yani yemek için. Evet. Kim demiş Anadolu arısı uçmaz diye. Bombuslar bile uçarken elbette Anadolu arısı da uçacak, tarlaya çalışıyor şu an. Gıdayı bulmuşlar. Uçarlar tabii. Bunlar kovanlardan çıkan kek parçalarının atıldığı çuval. Ne toplarlarsa kar. Tabii bambuslar da.